Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edilmişti. Olur çıkarıldığı hakimlikçe suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklandı. Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Emre Olur, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Olur, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Olur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Emre Olur'un İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ve İstanbul Anadolu Başsavcılığındaki ifadesi, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve suç ve suçluyu övme suçu kapsamında alındı. Emniyette 38 sayfa ifade veren Olur'a çok sayıda soru yöneltildi. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Öncelikle İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki Sedat Peker dosyasındaki tüm sanıklar tek tek polis tarafından Emre Olur'a soruldu. Olur'un bu isimleri tanıyıp, tanımadığı bu isimlerin Sedat Peker'le bağlantısının olup olmadığı polisler tarafından öğrenilmeye çalışıldı. Sedat Peker'in Kurban Bayramı'nda yaptığı kurban bağışı ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketine ilişkin gönderdiği yardımlar da polisin merceği altındaydı. Bu yardımların ne şekilde yapıldığı ve kim tarafından organize edildiği de yine emniyet yetkilileri tarafından Olur'a yöneltilen sorular arasında yer aldı. Şarkıcı İsmail Türüt'ün Sedat Peker için yaptığı şarkıda Olur'a soruldu. Polisler şarkının klibinin kim tarafından çekildiğini öğrenmek istedi. Emre Olur'a sosyal medya yaptığı paylaşımlar ve bu paylaşımlara ilişkin kendisiyle iletişim kuran gazeteciler de soruldu. Olur, kendisiyle iletişim kuran gazetecilerin gazetecilik faaliyetini yerine getirdiklerini belirterek kendisine ulaşıp soru soran gazetecilerin isimlerini emniyete verdi. Emre Olur'a bazı gazetecilerin ismi ise tek tek soruldu. Emniyetin sorduğu isimlerin önceki gün sosyal medyada kim tarafından servis edildiği belli olmayan listede yer alan bir kısım gazeteciyle aynı olması dikkat çekti. Ayrıca gözaltına alınırken üzerinden iki telefon ve iki sim kart çıkan Olur, bu duruma ilişkin ise emniyet ifadesinde şunları söyledi. Dubai'de telefon ucuz olduğu için iki adet yeni telefon aldım. Sim kartlar zaten kullanılmıyor. Kahvaltı yaptığım sırada otelde gözaltına alındım. Daha önceki telefonlarım otel odasında kaldı. Bulabiliyorlarsa gidip alsınlar dedi. Olur. İstanbul Anadolu Başsavcılığında verdiği ifadelerde dikkat çeken beyanlarda bulundu. Sedat Peker ile ilk tanışmasının Flash TV'deki yayınlar nedeniyle Peker'in kendisini araması üzerine olduğunu belirten olur. Benim kendisine sempatimden kaynaklı olarak ara ara görüşmelerimiz oldu. Daha sonraki süreçte kendisinin yurt dışına gitmesi üzerine yayımlandığı videolar ve tweetler sırasında bana kendisine dijital tecrit uygulandığını söyleyerek WhatsApp üzerinden bir kısım tweet dizisini atarak kendi hesabından yayınlamamı istedi. Geçmişte kendisine olan muhabbetim nedeniyle kıramadım. Bu tweetleri kendi hesabından yayınladım. Peker'in çevresinde olan ve bana sorulan isimlerin bir kısmı koruma ekibinde olan şahıslardır. Bu şahısların bir kısmı ile kısmen irtibatım vardı dedi olur, irtibatlı olduğu isimleri emniyet ifadesinde verdiğini aktardı. Sedat Peker'in bayramlardaki yardımlarına ilişkin olarak ise olur savcılık ifadesinde, kendi hesabından yayınladığım görselleri yerel ve ulusal basından alarak, kendi hesabımda haber niteliğinde yayınladım. Bunu ilk önce ben yayınlamış değilim. Basında çıkan yayınlardan alıntı yaptım, ifadelerini kullandı. Sedat Peker'e ilişkin attığı tweetlere ilişkin olarak ise olur, tweetlerimi cahillik neticesinde attığımı kabul ediyorum bu tweet atma eylemlerinin suç niteliği olabileceğini değerlendirmediğim için, bu şekilde cahilliğimden tweet atmış oldum, diye konuştu. Sedat Peker ile tanıştıktan sonra örgütsel herhangi bir eylem iştiraki olmadığını öne süren olur, Peker'in yurt dışına kaçmasının ardından Karadağ ve Makedonya'da kendisiyle beraber yaklaşık 7,5 ay kaldığını belirtti. Daha sonra Türkiye'ye geri döndüğünü aktaran olur, bir müddet ailemle beraber Türkiye'de yaşadım. 23 Mayıs 2021 tarihinde tekrar yurt dışına çıkmak zorunda kaldım çünkü Peker ile bağlantılarımdan dolayı devletin beni takip ettiğini düşündüğüm için korkmuştum. 13 Eylül 2022 tarihine kadar Makedonya'da kaldım. Herhangi bir suç işlediğim konusunda kendimi suçlu hissetmediğim için kendi kredi kartımı kullandım. Yerim ve adresim belliydi. Tatil için Dubai'ye gitmek üzere internet üzerinden vize talebinde bulundum. Birleşik Arap Emirlikleri mail yoluyla vizemi kabul etti. Bu kabulden sonra Dubai'ye gittim. Yaklaşık iki gün kaldım. Sonra Dubai polisi beni otelde bularak ülkeyi terk etmem gerektiğini söyleyip bana Belgrad ve oradan da Arnavutluk'a gitmem üzere iki bilet vererek uçağa bindirdi. Ben de bu şekilde Arnavutluk'a geldim. Havalimanında indiğim sırada polisler beni alarak karakola götürdü. İki gün bekletti. Daha sonra nereye gitmek istediğimi sordular. Ben de Türkiye'ye gitmek istediğimi söyleyince Türkiye uçağına bindirip İstanbul'a gönderdiler bu şekilde Türkiye'ye geldim, dedi. Olur, son olarak ifadesinde şunları söyledi. Sedat Peker suç örgütüyle anlattığım bilgilerin dışında başkaca herhangi bir ilgim alakam yoktur. Örgüt adına suç teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Emre Olur'un avukatı ise savunmasında müvekkilinin susma hakkını kullanmamasına dikkat çekerek, Örgütsel suçlarda örgüt üyeliği için örgütsel yapı içerisinde olmak gerekmektedir. Suç örgütü üyeleri genelde örgüt yöneticilerinden korkmaları ve hiyerarşik yapıya bağlı olmalarından susma haklarını kullanırlar ya da eylemlere yönelik iddiaları inkar veya eksik anlatım şeklinde savunma yaparlar. Müvekkilim susma hakkını kullanmadığı gibi 38 sayfalık emniyet ifadesinde ayrıntılı bir şekilde her şeyi anlattı. Kendi hesabından yayınladığı tehditleri kabul etmeyip inkar kolaycılığını seçmedi bu hususlar müvekkilimin hiyerarşik yapı içerisinde olmadığını göstermektedir, dedi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Türkiye'ye getirilip tutuklanmasıyla birlikte Peker cephesinden yeni bir hamle geldi. Gazeteci Erk Acarer, bir paylaşım yapması halinde Peker'in iadesinin gündeme gelebileceğini söylerken, Türkiye'ye getirilme ihtimaline karşı Sedat Peker'in de bir vasiyet hazırladığı konuşuluyor. Acarer açıklamasında Sedat Peker'in bir vasiyet yazdığını da söyledi. Sedat Peker'in ''Önüme hazırlıklıyım'' dediğini aktaran Acarer, Peker'in mal varlığı kalmadığı için kimseye bir şey bırakamayacağını söylediğini anlattı. Acarer'e göre Sedat Peker vasiyetinde seçimlere de değindi. Sedat Peker vasiyetinde AKP'nin insanları sokağa çekmeye çalışacağını savunurken, ''Oyuna gelmeyin'' diyen Sedat Peker oy verilme işlemleri bitene kadar eve dönülmemesi gerektiğini belirtti. Sedat Peker başına bir şey gelmez ise seçime iki ay elindeki bilgileri toplumla buluşturacağını söyledi.